Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda iPhone 13 Pro Max'in kamera yeteneklerini test edeceğiz. iPhone 13 Pro Max kamera anlamında çok iddialı özelliklerle geliyor. Hem fotoğraf hem de video anlamında gerçekten çok güzel çekimler yapabiliyor ve özellikle yeni gelen sinematik modla birlikte arka plana bulanıklaştırarak videolar çekebiliyorsunuz ve onun dışında bu sinematik modun sağladığı birçok farklı avantaj var. Bu videoda da cihazın kamerasını detaylı bir şekilde test edeceğiz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca testlerimize başlayalım. iPhone 13 serisinin kamera anlamında en gelişmiş modelleri iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri. iPhone 13 modeline ek olarak bir telefoto lens görüyoruz ve bu telefoto lens artık 3x optik zoomlu fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Ana ve ultra geniş açılı kameralarda ise iPhone 13 modeline göre daha gelişmiş sensörler kullanılıyor ve bu kameralarla çekim yapmak gerçekten çok keyifli. Hem fotoğraf hem de video anlamında çok başarılı çekimler yapabiliyorsunuz. iPhone 13 serisiyle birlikte getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi sinematik mod. Hatta son birkaç yılda getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Sinematik modla birlikte artık arka plana bulanıklaştırdığınız harika videolar çekebiliyorsunuz ve daha da önemlisi bu videoları çekerken veya çektikten sonra bu videoları detaylı bir şekilde düzenlemenize imkan sağlıyor ve bir yönetmen gibi videoyu çektikten sonra düzenlemesini yaparken odak geçişleri yapabiliyorsunuz veya düzenlemek istediğiniz her türlü detayı kolay bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Sinematik modda bu tarz özelliklerin sunulması gerçekten çok güzel ve Pro ve Pro Max modellerinde telefoto lensle de yine sinematik videolar çekmeniz mümkün. iPhone 13 veya 13 mini modellerini tercih ederseniz ana kamerayla bu sinematik videoları çekebiliyorsunuz ama Pro modellerde ekstra olarak telefoto lensle de yine bu sinematik modu kullanmanıza izin veriliyor. Ayrıca ön kamerayla videolar çekerken de yine bu sinematik modda çekimler yapmanız mümkün. Normalde cihazın video sabitleme performansı zaten mükemmel ama sinematik modu aldığınızda bu sabitleme bir üst seviyeye çıkıyor ve şu anda ekranda gördüğünüz bütün sinematik videolar benim elimde yürürken çekildi ve hiçbir şekilde ekstra bir gimbal veya harici bir sabitleme aparatı kullanmadım. Tamamen elimde bu şekilde yürürken çektiğim videolar ve sabitleme konusunda sizi kesinlikle memnun edecek. Yeni sinematik modla birlikte gerçekten harika çekimler yapmanız mümkün. Şimdi de biraz iPhone 13 Pro Max'in düşük ışık tarafındaki yeteneklerinden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz seneki modellere göre düşük ışık tarafında çok güzel geliştirmeler yapıldı. Cihazın bütün kamera sensörleri güncellendi. İlk olarak ana kameraya baktığımızda geçtiğimiz sene f1.6 olan bu diyafram değeri bu sene f1.5'e düşürüldü ve akıllı telefonlarda çok nadir gördüğümüz bu diyafram değeri sayesinde artık çok daha iyi düşük ışık fotoğrafları ve videoları çekebiliyorsunuz. Ayrıca ultra geniş açılı kameranın diyaframı da f1.8'e düşürüldü ve burada yapılan geliştirmeler donanım tarafında olduğu için sadece fotoğraf çekerken değil bir video kaydı alacağınız zaman da artık çok daha aydınlık ve grensiz videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelin iPhone 13 Pro Max gece neler yapabiliyormuş hep birlikte bakalım.
iPhone 13 Pro modellerinin kamera tarafında öne çıktığı nokta ise makro fotoğraf. iPhone 13 serisinde sadece Pro modellerde gelen bir özellik. iPhone 13 ve 13 mini modellerinde makro özelliği bulunmazken iPhone 13 Pro Max modelinin geniş açı kamerasıyla makro çekimler yapabiliyorsunuz ve illa geniş açı kameraya geçmenize gerek yok. Cihaz bu makro modunu otomatik olarak aktif ediyor. Mesela bir nesneye çok fazla yaklaştınız diyelim, otomatik olarak makro moduna geçiyor ve çok yakından bile net fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki zaten şu anda ekranda cihazla çektiğim makro fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Kamera tarafında aslında Pro'nun düz modellerden ayrıştığı en önemli noktalardan bir tanesi de bu. iPhone 13 serisiyle birlikte getirilen en güzel yeniliklerden bir tanesi de fotoğrafik stiller. Artık iPhone 13 serisinden bir cihazınız varsa fotoğrafınızı çekerken buradaki stillerden istediğiniz seçip tonunu ve sıcaklığını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu fotoğrafik stiller aslında filtrelerden biraz daha farklı ve sadece çekerken ayarlayabiliyorsunuz. Mesela fotoğrafı çekerken o an ortamda çok sarı bir ışık var diyelim. Siz buradan tonunu soğuk olarak ayarlayabiliyorsunuz veya dışarıda fotoğraf çekeceksiniz ve biraz daha canlı gözükmesini istiyorsanız canlı modunu alabiliyorsunuz gibi buradaki fotoğrafik stilleri kullanarak fotoğrafınızı biraz daha özelleştirebiliyorsunuz ve bulunduğunuz sahneye göre aslında burada seçiminizi yapmanız mümkün. Bu özellikle birlikte sabit stilleri kullanmadan fotoğrafınızın tonunu ve sıcaklığını kendinize göre de ayarlamanız mümkün. Evet, bu videomuzun artık böyle sonuna gelebiliriz. Siz iPhone 13 Pro Max'in kamerasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.